Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Excel'deki doldurma seçeneklerini İngilizce adlarıyla bir fill options konularını, tekniklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz veri girmek için kullanılıyor. Buraya bir ay adı yazdığımızda şöyle ilerleyelim. Herhalde bunun çekileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte buradan doldurma kutusu. Formülse kopyalıyoruz. Gün adıysa pazartesi, yine bunu da çekiyoruz. Bunlar nereden geliyor? Aslında seçeneklerdeki custom list'ten geliyor. Ben size daha çok sayı ve tarih doldurma seçeneklerini göstermek istiyorum. Burada bir sıra numaramız varsa, buraya bir yazdığımızda, bakın gönderdiğimizde, çektiğimizde bir. Ondan sonra çekelim bir. Artırmak istiyorsak kontrol ile beraber seçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi buradaki espri istediğimiz gibi artırma seçeneklerine sahip olmak. Bu anlamda isterseniz mouse'un sağ tuşuyla çekebiliyorsunuz bunu. Buradan diziyi çıkarabiliyorsunuz. Veya da daha kolay bunu istediğiniz kadar seçtikten sonra buradaki girişteki doldur fil seçeneklerini arkadaşlar bunlar metinle ilgili sanıyorum seçenekler. Şuradaki seriye geliyoruz. Bakın birer birer artır. Birer birer çarparak artır. 5, 4 dediğimde bakın 1, 4 küsür diye gidecek burada. 4'er artırarak gidecek. Çarptığımızı düşünelim arkadaşlar. Yani series İngilizcesi de burada. 4 dedi. Bu sefer de büyüme. Growth. Lineer growth. Tarih. Arkadaşlar değil. Bakın çarparak ilerleyecek. Oldukça büyük sayılara ulaştı gördüğünüz gibi. Ondan sonra demek ki doldurması daha da farklı şeyler yapabiliriz. Efendim birer kişiye üçer üçer artır. Birden başlıyor. Ama bine kadar gibi binde duracaktı. 100 mü yaptık orayı sonuçta. 50 diyeyim isterseniz 50'ye kadar duracak. Aynı şekilde bir tarih verisi. Burayı silelim. Bildiğiniz gibi günün tarihini Ctrl Shift noktalı virgül. Bu tarih verisi ne yapabiliriz? Şöyle biraz büyük yapayım ekranı arkadaşlar. Şu sütun çok kalabalık ediyor, onu gizleyelim. Bakın tarih. Aşağı doğru tıkladım. Rengi gitmesin bu arada. Biçimlemeden bunu. Normal artıyor birer gün olarak ama isterseniz ne yapabilirsiniz? Bunu sadece kopyala diyerek arkadaşlar aynı gün şeklinde biçimlemeden doldur. Devam ettirebilirsiniz. Yani onu, ya onu ya onu kullanacağız galiba. Biçimleme kopyala dedik, aynı gün olarak devam etti. Daha farklı seçeneklere bakalım. İş günlerini doldur. Bu normal gün olur. Bakın dikkat ederseniz cumartesi pazarları atlayarak gidiyor. 21, 22, 23, 24, 25, sonra 26, 27 atlamış. Evet, bakın daha farklı şeyler yapalım. Sağa çekiyorum, diziye gidiyorum veya yine oradan çekip doldur seçeneklerine gidiyorum. Bakın arkadaşlar, tarih seçip iş gün olarak arttır. Üçer iş gün, dörder işer gün olarak arttır. Şu tarihte bitir. Bakın, ondan sonra yani bugünden başlasın. Üçer iş günü, üçer iş günü olarak yılın sonuna kadar götürsün. Çektim. Sağ tuşla bıraktım. Diziye geldim. Oradaki seri gibi. Tarih dedim. İş günü dedim. Üçer artacak dedim. Ve 31-12'de duracak. 2020. Bakın. Arkadaşlar geldi 31-12'de 3'er iş günü olarak gitti ve durdu. Görüyorsunuz çok seçeneklerimiz var burada. Burası önemli. Bu istatistiksel eğri çıkartıyor. Olabilir, kullanılabilirsiniz. Satır sütun çekmiyoruz zaten. Burada önemli olan arkadaşlar şu seçenekleri doğrusal artış, büyüme bir anlamda çarparak tarihi de çeşitli. Mesela 3'er ay, 3'er ay artır bu tarihi, 5'er ay gibi. Ondan sonra arkadaşlar
tarihimiz üçer üçer artarak gidecek. Evet arkadaşlar, doldurma seçeneklerimiz de bu şekilde. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.